Futbolların Adam Mutlu Günler, Muhammed Gümüşkaya. Bu ismi bir gün değil, bundan sonra sürekli duymaya hazır olun. Sadece gol atmadı, şahane bir gol attı. Üstelik maçı kazandıran golü attı. Asıl sevindirici olan tarafı da bu. En son ne zaman böyle güzel bir gol izlediniz? Kendinize bu soruyu bir sorun. Bugün o güzel golü atan Muhammed Gümüşkaya'yı yakından tanıyacağız. Haydi başlayalım. Ocak 2001'de İstanbul'da doğdu Muhammed. Baba tarafından Ordulu, anne tarafındansa Trabzonlu. Onun için futbol önce sokakta, sonra ise Fenerbahçe'de başladı. Fenerbahçe'nin altyapısındaydı. 15 yaşındayken U16 takımının en önemli parçalarından biriydi. U19, U21 derken 1 Temmuz 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin süresi 5 yıl. Öte yandan Muhammed, milli takımın çeşitli alt yaş kategorilerinde 21 maça çıktı. 2019 yazı kamp döneminde çok şanslıydı Muhammed. Çünkü Emre Belezoğlu'yla Emre abiyle aynı takımdaydı. O seneyi dolu dolu geçirdi, Emre'den çok şey öğrendi. Emre Belezoğlu'nun hırsı ve isteği ona çok şey kattı. Topu alışından tutun pas vermeye kadar her şeyi öğretmeye çalışıyordu ona Emre. Antrenmana odaklanması bile iyi bir örnekti Muhammed için. O da bundan faydalandı. Fenerbahçe, Muhammed'i daha çok süre bulabilmesi için 2020 yazında bir takıma kiralamayı düşünüyordu. Fenerbahçe'den evinden ilk defa dışarı çıkacaktı. Çok kritik bir hamleydi. Bu yüzden ailesi ve menajeriyle çok düşündü. Doğru bir hamle yapması gerekiyordu. Boluspor'un uygun olduğunu düşündüler. Transferinde Boluspor Sportif Direktörü Barbaros Gözneli'nin büyük emeği var. Boluspor Muhammed için çok önemli bir yer. Başlarda fazla süre alamadı. Zaman geçtikçe kendini geliştirdiği için hocası ona forma şansı verdi. Boluspor'un o zamanki hocası Reha Erginer de Muhammed için önemli bir isim. Çünkü neredeyse yeni bir mevki kazandırdı. Fenerbahçe'de yıllarca kanat oynadı, Boluspor ise ona merkez orta saha mevkiini kazandırdı. Burada 22 maça çıktı, 4 gol attı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe istediği zaman uygun gördüğü takdirde takıma geri çağırabilecekti Muhammed'i. Muhammed'in en büyük hayali öncelikle Fenerbahçe'de kupalar kazanmak. Amiri takımda forma giymek, ülkesini temsil etmek. Sonra da kulübüne katkı sağlayarak Avrupa'da boy göstermek. Peki bu ışığın olduğunu gösterdi mi sizce? Evet, oynadığı mevkide idolü Bruno Fernandes. Kendini ona benzetmeye çalışıyor, penaltı vuruşları da dahil. Fenerbahçe'de ise kanat oynuyordu ve Di Maria'ya örnek alıyordu. Sol ayak, duruş tarzı ve beden dili. Sahi Helsinki'ye attığı gol de biraz Hacı, biraz Di Maria karışımı bir gol değil mi? Futbolu sadece oynamayı değil, izlemeyi de çok seven biri o. En sevdiği lig kesinlikle La Liga. Oyun tarzını da oraya yakıştırıyor. Tabii ki en ön planda Premier Lig var. Kalite, tempo, göz zevki olsun onun için üst güzel bir lig. Ama o biraz daha gerçekçi. La Liga'ya daha yakın olduğunu düşünüyor. Sevilla, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlar çok özel diyor Muhammed. Muhammed Gümüşkaya çok fazla panik yapan bir oyuncu değil. Bu onun için bir artı. Top gelmeden çevre kontrolü yapabilmek ve dönebilmek çok önemli. Özellikle orta sahada o geçişi sağlamak çok önemli. Çok çalışarak bunu geliştirmeye devam ediyor. Pereira onu kanat rotasyonunda kullanacak gibi ama merkez orta sahada da çok etkili. Yolun başında hala geliştirmesi gereken çok şey var. Gelişime açık olduğu için ise sürekli çalışıyor. Topla birlikte daha hünerli bir oyuncu olabilmek için. İşte bizim böyle genç oyunculara ihtiyacımız var. Zorunluluktan değil, tercihle oynatılması gereken bir oyuncu Muhammed Gümüşkaya. Ondaki yetenek, içgörü ve oyun karakteri çok başka. Sıradan bir genç oyuncu değil o. Tek ihtiyacı olan daha çok şans ve biraz da zaman. Türk futbolunun böyle yeteneklere ihtiyacı var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.